Ve şimdi Kudüs'e gideceğiz. Sözcü Televizyonu İstihbarat Şefi Burak Ersemiz Kudüs'te şu an. Dün Ramallah'ta Filistinlilerin protesto gösterilerini aktarmıştı bize. Şimdi Kudüs'te biz de oradaki son gelişmeleri aktarmak üzere bekliyor. Burak neler aktaracaksın bizlere? Begüm Çamlı iyi yayınlar diliyorum size. Bugün pazar olmasına rağmen burada haftanın ilk günü sayılıyor. Cuma, cumartesi e, tatildi. Bugün e, neler olacak biz de bilmiyoruz. Çünkü kara harekatı ha başladı daha başlayacak derken hala bir hareket yok ama ne yazık ki dün e, yine İsrail ordusu füzeyle özellikle bu kez ilk kez kullandıkları böyle rampalı o bildiğimiz füzelerden bir atış yapıp Gazze'yi vurdu ve Gazze'deki bir yerleşimdeki pazar yerini vurdu. Şu ana kadar 13 Sivilin öldüğü açıklandı, çok sayıda yaralının olduğu söyleniyor ancak bu net bir rakam olduğunu sanmıyorum. Çünkü görüntüleri izlediğimizde gerçekten bu tür füzeler çok daha ağır, hasarların e, oluşabileceği e, şeyler açıyor, e, yaralar açıyor, isabetlerinde çok daha fazla e, ölüm olayı olabilir. İlerleyen saatlerde tabii inşallah yoktur diyoruz, tabii 13 ölü de e, mutlaka bir can kaybı ama siviller açısından bu sayının artmasından endişe ediyoruz. Öte yandan kara harekatı başladı başlayacak henüz başlamadı. Başlamamasını barıştan yana bir gazeteci olarak ve buradaki bütün Türk gazeteciler adına diliyorum ama kara harekatı başlarsa herhalde her seferinde söylediğimiz gibi önce hava kuvvetleri, İsrail hava kuvvetleri e, Gazze'nin kuzeyini bombalayacaktır. Ardından da zırhlılar içeri girecektir. Komandolar içeri girecektir. Tabii ondan sonrası e, karmaşa ve bir şehir savaşı bekliyor. Hem İsrail ordusunu hem de çok hazırlıklı olan Vietnam'daki gibi Vietcong'ların yeraltı tünelleri gibi tüneller var. Yıllardır kazıyorlar e, ve Hamas'ın silahlı güçleri bu tünellerden hareket edecek zannediyorum. Ve gerçekten İsrail ordusu belki de bu yüzden tam bir istihbarat sonuçlanana kadar ya da farklı imhalar sonuçlanana kadar oradaki tünellerle ilgili bekliyor diye de bir takım duyumlar, iddialar var. Öte yandan dün akşam, dün gece daha doğrusu Yine Tövbe Camii, Gazze'de Tövbe Camii isabet aldı İsrail ordusunun atışlarıyla. Yani bir ibadethane daha zaten daha önceden cami e, bombalamıştı. E, Rum Ortodoks Kilisesi isabet aldı ve dün gece yine Tövbe Camii İsrail tarafından tamamen yok edildi. E, onunla ilgili de görüntüler herhalde yavaş yavaş gelmeye başlar ajanslara. Ama şunu söyleyelim bugün e, burada hafta başı ve biz de e, buradaki İsrail hükümetinin ve e, Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını bekliyoruz. Bakalım neler olacak bu hafta başı umarız. Barışa doğru gider ve yayınımı burada bitiriyorum. Sözü tekrar size İstanbul stüdyo'ya bırakıyorum. Burak Hertemize çok çok teşekkür ederiz aktardığı bilgiler için. Evet Gazze'yi vurdu dedi yerleşim yerini pazar yerini vurdu dedi Burak bizlere aktardığı bilgiler ışığında ve kara harekatının başlaması halinde İsrail kuvvetlerinin Gazze'nin kuzeyine girebileceğini söyledi. Aynı zamanda da bu karar harekatı için beklenmesine ilişkin açıklamalar yaptı. E, oradaki bilgileri aktardı Burak Ersemiz bizlere. Tünellerin tam keşfinin beklendiği iddia ediliyor dedi.